O güneş ülkenin gerçeğidir, ülkenin de futbol tarihidir. O yüzden Beşiktaş'a dokunuşlarını hissediyoruz. Bugün neyi gördük biz? Bugün Atletico Madrid karşısında iyi mücadele eden, oyun felsefesini yapan, boşluk vermeyen, geçiş yollarını çok iyi kapatan bir takım gördük, bir Beşiktaş gördük. Aslında hani Nisan'a geldik, bahar gelmemişti ama Beşiktaş baharı başladı zaten. Hani Güneş'i gördü çiçekler açmaya başladı. Umutlar yeşermeye başladı Beşiktaş'ta. O yüzden Şenol Güneş'le birlikte yazı doğru gidecek. Henüz yaz geldi mi? Güneşli günler başladı mı? Başlamadı ama Güneş bir kısmını gösterince Beşiktaş'ta da bahar gelmeye başladı en azından bunu söyleyebiliriz. Planlar da artık buna göre yapılıyor. Ayaklar biraz daha buna göre basıyor ama daha alınacak çok mesafe var. Hayalde de kurmamak lazım. Bu kadroyla falan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi işte gruplardan namağlup çıkıp ee, Baya Münih'le şaka yollu da olsa e, işte e, tweet üzerinden şakalaşacak ya da e, işte Vypzik'e e, sen git abin gelsin diyecek ona da Baya Münih ben geldim diye cevap verecek falan. Bu etkileşimin içerisinde olabilmesi için Beşiktaş'ın şöyle bir kere kadroyu falan hani güçlendirmesi lazım. Şenol Hoca tamam kadroda iyi oyuncular var, taraftar muhteşem. Seyirci, atmosfer, stat dünyanın en iyi statlarından bir tanesi. Her ne kadar e, UEFA listesine koy, gösterilmese de, onu da ayrıca konuşuruz. E, ama böyle bir gerçek var ki bu Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi planı içerisinde. Oradan girdiğin yerden gireyim. E, çok net kaliteli e, takviyelere ihtiyacı var ki işte o senin söylediğin Şampiyonlar Ligi havası gerçek olsun. Bu arada ben de oraya geçecektim ama siz benden önce giriş yaptınız. E, bugün fotomaçın bir haberi var. Şenol Güneş'le birlikte 7 futbolcu bir yükselişe geçiyor. Hatta Mert Günok da var bu listede. Mert Günok'un da sanırım maaşına bir iyileştirme yoldaymış. E, diyeyim yine sözü size bırakayım. Yani sadece Şenol Güneş evet 7, 8, 9 yani dokunuşlarla alakalı ama burada e, nereden baktığınıza bağlı. Bir, Mert Günok kenara itilmişti. Üçüncü kaleciydi. Şu anda ne oldu? Bir anda hem Beşiktaş'ın tekrar birinci kalecisi oldu. Bir de milli takımın Tekrar kalecisi oldu. E şimdi biz Şenol Güneş gelene kadar ben yayınlarda bahsettim zaman zaman Mert'in kalitesiyle ilgili ama sonuçta Valerian İsmail bu dokunuşu yapmamıştı. E, dün Ersin de çok iyi oynadı bu arada. Madrid maçında çok alkış aldı. Çok kurtarış yaptı. E, yani bazen iyi takımlar, e, bolunan pozisyonlar, rakibin e, sağlı sollu gelmesi kalecileri değerli hale getirebiliyor. Ersin de o şansı dün e, o Atletico Madrid'in güçlü atakları karşısında kullandığını söyleyebiliriz. Oyracımızı. Cenk Tosun bir şeye ispat etmeye gerek yok. Cenk Tosun bu ülkenin en önemli golcüsü. Şu anda en iyi golcüsü. En iyi yerli golcüsü. Tartışmasız. Yani bunu kullanmayan hocalar utansınlar. Yani kim utansın? Ee, 5 dakika 10 dakika veren Valerian İsmail utansın. İşte e, sadece kendi takımda da fazla forma şansı bulamıyor diye yılların milli takım oyuncusunu kaptanını e, milli takıma almayan e, Stefan Kuntz utanmış. Utanmasına da gerek yok. Zaten e, almak zorunda kaldı. O yüzden e, buna da Şenol hocanın çok önemli katkısı var. Yani diğer taraftan e, Redmond'un dönüşüne katkısı var. Abu transferine hocanın kararlı bir duruşu var. Yani e, mutlaka alınsın. Ben tanıyorum Abu Bakarı diye bir duruşu var. E, yine baktığımız zaman e, Masuaku e, ilk yarı Beşiktaş'ta oynaması mümkün değildi bu kısa alanda oynuyordu. fazla ileri çıkmıyordu. koşu mesafeleri azdı. Şimdi belki imzanın etkisi de olabilir. Ondan hani ayrımı da düşeyim. Ama Şenol Güneş'in yaptığı görüşmeler ben bu oyunu oynarsam Beşiktaş'ta senin oynamanı istemem. Benim istediğim sol bek böyle olacak. İleri çıkacak, şut atacak, gol atacak, oyuna katkı sağlayacak dedi. Ve son 4-5 maçtır da sözleşmeyle etkisiyle de olabilir ama hocanın etkisi de var e, Masuaku'dan en azından alkışlanacak diyeyim. Bak alkışlanacak noktasında katkıları var. Diğer birçok oyuncuda o dokunuşları var. Bir de Beşiktaş'ta Josef gitti. Önemli eksikler de var. Hani Vegors al bakar geldi. Buna rağmen e, Şamol Güneş'in oyun felsefesi Beşiktaş'ı umut vaat ediyor. Geleceğe ait umut vaat ediyor. Umut vaat eden Atak gibi, umut vaat eden takım, umut vaat eden bir ortam Beşiktaş'ta oluştu. Az evvel e, stadyuma değindiniz. Oradan da ona geçeyim. En sonda Zaysı sormak istiyorum size ama önce stadyum. E, malumunuz üzere isim sponsorluğu konusu var. E, bitiyor evet. sözleşme ve e, bazı talipler var. E, Voda, e, şu anki Vodafone Park ama artık bir sonraki ne olur bilmiyorum. O konuda durum nedir? Böyle 100 milyonluk bütçelerden falan bahsediliyor bazı haberlerde. 100 milyon euro. Hı hı. hı, -hı. E, milyon TL değil. Bilmiyorum, ya evet. şöyle Evet şöyle, e, e, mevcut isim sponsoru Vodafone Park'ın bir anlaşması vardı. Fikret Orman döneminde yapılmıştı. E, ve bu anlaşma kapsamında da e, Beşiktaş o günün parasıyla e, 7 milyon e, dolar artı KDV üzerinden anlaşma yapılmıştı. E, e, o günün şartlarının en önemli e, anlaşmalarından bir tanesiydi isim sponsorluğu. Daha sonra tabii... Doların artışı ve şey olunca e, bu e, iki yıl daha uzatma opsiyonunu sayın Vodafone Park aynı şartlara kullanmadı. 9 milyon dolara çıkıyordu yıllık parası. 9 milyon çıkmamaya teklif etti. Daha düşük bir para teklif edildi. 5 milyon dolar ve TL çevrilmeli diye. Beşiktaş'ta e, Vodafone Park'la o görüşmelerini yaparken tabii başka talipler de e, görüşmelerde başladı. Bir Kore, Güney Kore firması. Ee, bir e, özellikle Rus firması Gazprom o ismi çıktığı için söylüyorum. Dört tane firmayla görüşme halinde Beşiktaş ve onların en iyi teklifi vermesini bekliyor. Bu görüşmeler sürerken de rakam böyle hani beşler yediler derken Beşiktaş bir anda e, bir üç aydır bir süreç var. UEFA'ya soruyor başka yerlere soruyor yani yarın e, sıkıntı olmasın diye Gazprom'la da bir banka üzerinden görüşmeleri yaptığını biliyoruz. Başkan da geçen ifade etti. Bunu daha önce de konuşmuştuk bu programlarda. E, ve Bunlardan bir tanesini tercih edecek. Hani konuşulan rakamlar da az değil. E, 5-7 milyon e, dışında e, daha da önemlisi e, 20 milyon eurolar telaffuz ediliyor. Bu da 5 yıllık anlaşma 100 milyon euroya tekabül ediyor. Artı 2 var. 3 artı 2 deniyor. 60 milyon euro garanti artı işte 4 2 yıl olursa 20 gibi rakamlar konuşuluyor. Bunlar da tabii hep pazarlık aşamasında. Bu rakamlara olursa Beşiktaş için çok önemli bir girdi sağlanmış olur. Önemli bir marka girmiş olur. Bu kadar parayı yatıran kulüp de ya da sponsor da muhtemelen takımın güçlenmesi konusunda da e, taraftarlar hep sorarlar şimdi ya abi e, futbolcu hediye edecek mi falan diye. Yani bunlar ufak tabii bu tür büyük firmalar girdiği zaman böyle jestleri komplimanlar olur. Yani 60 milyon euro 100 milyon euroyu vermeye hazırlanan bir firma e, yani oradan bir 5-10 milyonluk bir oyuncu e, şey de yapabilir. Yani takviyesi de yapabilir. Bunlar e, o süreç içerisinde olur ama e, mesela Kore Güney Kore firması mı Rus firması mı e, bu sponsorların İngiliz firması mı 4 tane firmanın hangisi olacak bunlar nasıl sonuçlanarak bunlar hep konuşacağımız şeyler ama Türk futbol açısından, Beşiktaş açısından bu tür güçlü sponsorların oyuncuların girmesi açısından önemli. Önemli olan neydi? UEFA'nın ve Amerika'nın Avrupa Birliği'nin bu tür süreçlerdeki tavrıydı. UEFA sponsorluklar konusunda herhangi bir angajmanı gözükmüyor. Bu Bundan dolayı da Beşiktaş yönetiminin bu anlaşmaları sağlıklı bir süreçte yürütmesi, oluyorsa sonlandırması olağan gözüküyor. Bu arada çok ayrıntılı bir bilgi verdim. Bu kamuoyunda bilinen bir şey değil. Onu da altını çizmiş olalım. Teşekkür ederim.